Başarılı sanatçı Ercan Papur salı akşamları Yıldız Yayın TV ekranlarından evlerinize misafir oluyor. Ercan Papur'la Babadan Oğula Ozanların Dili programının bu haftaki konukları. Zuhal. Bu dala gönlüm bu dala, kuş konar mı kuru dala, vicdan olmayan yürekten sen gel. Özden Irmak. Çekilmez derdimiz sevda yarası, melhemi de yok ki baba. Ercan Papur'la Babadan Oğula Ozanların Dili programı salı akşamı saat 19.30'da Yıldız En TV'de. Engin Gayrimenkul'ün katkılarıyla Metin Karataş'la Ehliden devam ediyor. Sevdam beni divaneye çevirdi. Aklımda kalmadı ne yazam sana uyuy. Ardım sıra durdu çağırdığımda, durmadan gidersen ne yazam sana uyuy. Ardım sıra dur dur diye çağırdığımda, durmadan gidersen ne yazam sana uyuy. Merak eden var mı? Hallarımızı dostum. Nereden geliriz? Nere koşarız? İhanet bağlamış yollarımızı dostum. İhanet bağlamış yollarımızı dostum. Thank you.
yüküm ağır dediler. Bu zulümü duymaz sağır dediler dostum. İstediğim kadar bağır dediler. Zincire vurdular dillerimizi dostum. İstediğim kadar bağır dediler. Zincire vurdular dillerimizi damlaları yağıştığında alev rüzgar ile boğuştuğunda dostum. Emekçinin şekli değiştiğinde dağlara savur küllerimizi dostum. Emekçinin şekli değiştiğinde dağlara savurun küllerimizi dostum. Çok teşekkür ederim. Çok yüreğine, diline sağlık sevgili. Sağ olun hocam. Teşekkürler. Oğlumla eşim bunu bekliyorlardı da. Bu eserimi bekliyorlardı. Evet. Ha, iyi oldu. Selam olsun. Emekçi babadan da önemli. Burada emekçi baba da istiyordur %90 bizi. Bir şey yoksa mutlaka. Kesinlikle saygılar olsun. Ellerinden öpüyorum. Öpüyoruz. Eşinle ufaklığında. Sağ olun. Çok teşekkür ederim hocam. Şey yapsın kulakları. Şimdi mutlu olmuşlardı. Kesinlikle. Şey aynen hocam. Sevgilerimizi iletiyoruz. Sağ olun hocam. Teşekkürler. Şimdi emekçi baba da bu kültürün önemli yaşayan ozanlarının arasında yani biraz aslında şu anda en önemlilerinden bir tanesi. Kesinlikle yaşayan çağımızın en önemli ozanlarından. Biraz önce Nurşahin Baba ile ilgili de konuştuk. Onun da sağlık sorunları vardı. Emekçi Baba, o yüzden sağlığına dikkat et. Daha uzun yıllar bize rehberlik etmen, kılavuzluk etmen, büyüklük etmen gerekiyor. Sizlerin ışığıyla bizler de bu topluma en azından sizlerin aydınlığında yol göstermeye çalışıyoruz. İşte bazen böyle şeyler çıkıyor işte, cahiller, cımınlar, bazen çakallar da çıkıyor. Halbuki şunu bilmiyorlar ya. Bak benim arkamda kim var? Bana laf, Hallacı Mansur var benim arkamda. 1100 yıl önce parmaklarını kesiyorlar. Ellerini kesiyorlar. Kol ve ayaklarını çapraz kesiyorlar. Ondan sonra kafasını gövdesinden ayırıyorlar. Ve kafasını köprünün demirlerine takıyorlar. Sonra onun küllerini yakıp Dicle Nehri'ne savuruyorlar. Biz yolumuzu, felsefemizi onlardan aldık. Saraylarda padişahların, şahların, sultanların sofralarında oturan soytarıları biz kendimize rehber edinmedik. Bizim rehberlerimiz burada. Bedeli canı ile ödeyenler. O yüzden bizim gibiler korkmaz yani. İstediğiniz kadar yazın, istediğiniz kadar bağırın yani. Kılavuzumuz sağlam, pirlerimiz, rehberlerimiz sağlam, bize yol göstermeye devam ediyorlar. O yüzden aşk olsun onlara, eyvallah, onların ışığından beslenenlere. Serap bir türkü eyvallah oku ya. O zaman da Beyaz Leçek okuyalım. Evet. Aşık Berbati'den. Berbati ve Sait Usta'nın değil mi? Evet. Müzik de Sait Usta'nın. Evet.
güle ağlar, ben de ona ağlar. Bülbül güle ağlar, ağlar, ben de ona ağlar. Beyaz leçeğimi sarın uzatın yolu, dolanır dolanır uzatın yolu, geçit vermez giden kemahın gülü, kemahın kimin feri, bülbül güle ağlar, ben de ona ağlar. Bülbül güle ağlar, ağlar, ben de ona ağlar. Beyaz leçeğini sarın buz berbatı yandı yine yürekte. Buz berbatı yandı, yandı yine yürekte. Varmadan hozata döndük pertekten, döndük pertekten. Hıdır kurtar bizi felekten, bülbül güle ağlar, ben de ağlar. Bülbül güle ağlar, ağlar, ben de ağlar. Beyaz sarın yarama. Bülbül güle ağlar, ağlar, ben de ağlama. Beyaz leçeğini sarın yarama. Çok teşekkür ederim. Yine sağlık sevgili Serap. Çok teşekkür ediyorum. Güzel bir eser. Sevgili Berbati ve Sait Usta'nın birlikteliğini. Sözler Berbati'ye, müzikte Sait Usta'ya.
Teşekkür ederiz. Güzel bir eser olmuş. Çok teşekkür ederim. Ve analarla ilgili olunca da gerçekten. Ayrı yer alıyor değil mi? Yani kesinlikle benim için ben söylüyorum. Ben böyle dışarıda çok katıyım, çok maçoyumdur ama kadınlara karşı da aslında maçoyumdur ama sırf anne oldukları için ben fazla anneci olduğum için hep kadınları yukarıda tutarım. Çok kırgınlığım da vardır, kadınlara kızgınlığım da vardır ama o anne şeyi yakıştırdığım zaman mutlaka önemsiyorum. Çünkü annelik doğada, tabiatta doğurgan olan annedir. Tabiat ana derler. Tabiat ana, doğada ana. Hep söylerim ki kainat doğurandır. Yani kendisini doğurandır kainat. O yüzden Allah baba, Tanrı baba kavramını reddediyorum. O yüzden bir ana varsa, Tanrı varsa o mutlaka doğan, doğuran anadır. Yani bizler biraz aslında olsak da olur, olmasak da olur gibisinden. Yani bizler tabii yani ufak bir katkımız oluyor ama yani aslında kainatı doğuran, doğayı doğuran kadındır yani. Evet. İşidir yani kainat. Eyvallah, kesinlikle öyle. Ben de aynı fikirdeyim. Bir şey ekleyeceğim sadece. Çok mütevazi. Yani bir söz var ya, çıkarsız, menfaatsiz duyulan tek sevgi bir annenin kesinlikle evladına duyduğu sevgidir. Keza çoğu evladımız da annesine, babasına ama özellikle anneye duyulan sevgi bambaşka. Ben bir anne olarak iki tane evladım var. Allah herkesin evladını bağışlasın. Yani onlar bambaşka yani. Gözünü insan kırpmadan can vereceği kimse, hani kimdir? Annedir. Kesinlikle. Evlatları için can verir. O yüzden bambaşka. O yüzden biz babalar hakikaten anne öyle olmak değiliz. Ben de hep söylerim. Çocuklarım, yani bizler şekil olarak belki destek olmuşuz maddi olarak ama manevi olarak bütün çileler çocuğu yetiştiren annedir. Anne. O yüzden kesinlikle herkes, annesini kaybedenler de, annesi olmayan, belki hiç annesini tanımamış olanlar da vardır. Ama önemli bir şeydir. En azından bir anadan doğduğumuzu bilelim. Yani annemiz olmayabilir, hiç görmemiş de olabiliriz. Tanımamış bile olanlar vardır belki. Ama bir anneden doğduğumuz için inanın hiçbir anne kolay kolay, yani akıl sağlığı ya da ruh sağlığı yerinde olmayanları vardır. Bunları tabii istisnadır. Evet. Belki kötü anneler çıkabilir ama bunlar istisnadır. Onların ya zihinsel problemi ya da ruhsal problemi vardır. Yoksa hiçbir anne kötü olamaz. Çocuklarına karşı olamaz. İşe karşı, başkalarına karşı kötü olabilir ama hiçbir anne çocuğuna karşı kötü olamaz. Biz de televizyona karşı kötü olamayız. Çünkü reklamlar varmış. Reklamlardan sonra tekrar birlikteyiz sevgili dostlar.